Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Koç burçları için kahve falımızı kapattım. Bakalım bu ay için Koç burçlarının, sevgili Koç burçlarının falında neler çıkacak? Hep birlikte bir bakalım. Şöyle bir çevirelim. Hepinizin görmesi için güzelce şöyle bir çeviriyorum. Bence şöyle açınca siz de fark etmişsinizdir. Böyle büyük büyük olayların olabileceği ama bence ferahlayacağınız bir döneme giriş yapabilirsiniz. Koç burçları idealisttir. Koç burçları güçlü karakterlerdir. Bakın böyle hane kısmında bir kişi ayakta durmuş. Dimdik. Çok hızlı sanki böyle bir böyle arabanın içerisinde sanki böyle çok hızlı bir yol alıyor. Herhangi bir konuda bir işiniz varsa, iş arayışı içerisindeyseniz çok hızlı bir şekilde olabilir. Birinden haber bekliyorsanız çok hızlı olabilir. Yani herhangi bir konuda böyle çok hızlı bir ilerleme kat edeceksiniz. Hani bu ay içerisinde uzun zamandır beklediğiniz artık bir şey varsa hızlı bir şekilde çözüme gidebilir. İstediğiniz şeye kavuşabilirsiniz. Bir hız almışsınız hayata karşı, yol almışsınız. Bakın böyle çok birkaç tane kısmetiniz var. Bir tane beklediğiniz bir kısmet. Bu iş olabilir, para olabilir, beklediğiniz bir şey gelecek ama arkasından bir para daha gelecek. Sanki böyle küçük küçük toplu paralar girebilir, elinize gelebilir. Maddi açıdan biraz daha rahatlayacağınız bir ay geçirebilirsiniz. Böyle küçük küçük parça parça ya eşyalar alacaksınız evinize ya da böyle para gelecek. Böyle bir balık çıkmış, çok bariz bir şekilde bir kısmetiniz var. Beklediğiniz bir haber varsa o haberi alabilirsiniz. İstediğiniz iş teklifini alabilirsiniz. Ya da biriyle bir flört dönemine girebilirsiniz. Ama bu ay içerisinde böyle genellikle bir daha hızlı olacak sanki yaptığınız yani beklediğiniz her şey ya da. Onun haricinde bir bakalım şurada neler çıkmış. Bakın burada sanki masa başında çalışan birileri var. Böyle resmi dairede bir işiniz olabilir. Yine dediğim gibi iş arayan biriyseniz böyle büyük bir kuruluşta, bir resmi bir yerde, devlet dairesinde gibi bir yerde işe başlayabilirsiniz. Böyle masa başında çalışan böyle ciddi ciddi oturmuş bir kalabalığın içerisine gireceksiniz. Dediğim gibi belki de böyle bir devlet dairesiyle ya da mahkemelik bir işiniz varsa o işiniz olacak. Böyle hızlı kolay bir şekilde ya da bir iş bulacaksınız ve bir kalabalığın içerisine gireceksiniz. Ama güzel, hep böyle ferah temiz çıkmış bu ay. Böyle genellikle biraz daha maddi açıdan yol alabileceğiniz, hızlanacağınız, ferahladığınız bir ay geçirebilirsiniz. Böyle içinizin sıkıldığı böyle bir dönemi atlatıyorsunuz sanki. Böyle ferah bir haber alarak, bir haberin sayesinde böyle içinizdeki sıkıntılar dağılacak. Bakın böyle tam böyle sıkıntının, stresin ortasında böyle bir haber var ve aydınlanmaya başlayacak. Hani uzun zamandır böyle sıkıldığınız bir durum varsa, bazen şeydir ya, böyle uzunca zaman sürer, bir şeye çok üzülürüz, dertleniriz, her şey bizi çok fazlasıyla üzer. Sonra bir şey olur, bir anda aydınlık doğar. İşte bir parasızlık yaşarız, belki maddi sorunlar yaşarız. Bir iş teklifi alırız ya da işte istediğimiz bir iş olur. Bir yerden maddi gelir elde etmeye başlarız. Ailemizden biri de olabilir bu. Hanede bir ferahlama yaşarız ya da bir rahatsızlık varsa bununla ilgili güzel bir gelişme olabilir. Biraz daha böyle kendinizi güçlü, sağlıklı hissettiğiniz bir dönem olabilir. Bu böyle biraz karamsar da çıkmış. Psikolojik olarak da kendinizi çok yorgun hissettiğiniz bir dönemden geçmiş olabilirsiniz. Zaman zaman hepimizde öyle bir şey olur. Psikolojik olarak belki biraz kendinizi yorgun hissettiğiniz bir dönem atlattıysanız artık ufak ufak böyle güneş doğacak sanki. Sıkıntılar her ne olursa olsun hepsini bir kenara atacaksınız. Böyle psikolojik olarak belki de her şey çok düzgün olmasa bile kendinizi iyi hissedeceksiniz. Zaten önemli olan da o. Yani her şeyi değiştiremiyoruz. Bazen istediğimiz gibi mükemmel olmuyor ya da her şey. Ama önemli olan sorunların karşısında nasıl durabildiğiniz. Güçlü durabilirseniz, psikolojinizi güçlü tutarsanız bu sizin için her zaman avantaja dönüşür. Bence bu ayı biraz daha böyle güçlü ve içinizi hafif hafif aydınlatacak bir şekilde geçireceksiniz. Onun harici bakın şöyle bir şurada bir yine balık gibi bir şey çıkmış. Böyle su dalgasından küçük bir balık değil, tam tersi büyük bir balık çıkmak üzere. Bence bu ay içerisinde istediğiniz güzel kısmet, güzel bir şey olacak. Yani böyle
Maddi açıdan özellikle güzel şeyler olacak. Burada da bir balık çıkmış ama burada daha büyük bir balık çıkmış sanki. Bu böyle bu balığın şeyi de denilebilir. Yüzgeç mi derler böyle sanki çıkmış böyle sudan çıkmak üzere yani böyle ramak kalmış hani böyle istediğiniz şey her an gelebilir sanki artık böyle ucu gözüküyor ve güzel haberi alacaksınız sanki. Bakın şurada üç kişi bir araya gelip temiz sohbet güzel bir muhabbet içerisinde olacaksınız sanki uzun zamandır görüşmediğiniz böyle 2-3 kişi bir araya gelip güzel sohbetler muhabbetler edebilirsiniz. Keyifli çıkmış. Ama bakın şurada bir de bir yılan var. Hani böyle sinsi biri siz konuşurken etrafınızda sizi gözleyen, sizin böyle ne yaptığınızı böyle dikkat eden, ortamda sevimsiz bir insan olabilir. Eğer ki çalışan bir koç burcuysanız böyle çalışma ortamınızda siz böyle her şey keyifli çalışırken böyle etrafınızda sizi izleyen, gözleyen ve huzursuz olan sizin böyle gözü sizin üzerinizde bir insan var sanki. Bu kişiye dikkat etmeniz gerekebilir. Bu aile ortamında ya da arkadaş ortamında da olabilir. Sanki böyle sevimsiz biri sürekli sizi gözlüyor etrafınızda gibi. Şurada neler var? Böyle bir sanki böyle eğlence panayırı gibi böyle çocukların bol olduğu böyle eğlenceli, keyifli bir ortam çıkmış. Böyle ya da herkes çocuklar gibi eğleniyor. Yani bu ay böyle gideceğiniz bir kalabalığın içerisinde güzel bir haber alabilirsiniz. Ya da böyle çok güzel, eğlenceli bir ortama girip çok keyif alabilirsiniz. Ama böyle sanki herkes çocuklar gibi şen. Sanki uzun zamandır böyle yakalayamadığınız mutluluğu, huzuru, eğlenceyi bir anda böyle yakalayabilirsiniz. Böyle çok daha keyifli geçecek sanki bu ay. Dertleri, tasaları belki biraz atacağınız bir ay geçirebilirsiniz. Bakın şurada bir de iki kişi çıkmış böyle el ele gibi. Sanki böyle iki kişi bir tepeye bir şeye tırmanıyorsunuz. Eğer ki bir ilişkiniz varsa ve ilişkinizde sorunlar yaşadıysanız artık sorunları arkada bırakıp biraz daha böyle düzlüğe çıkıp kendinizi iyi hissettiğiniz bir ay geçirebilirsiniz. Eğer yalnız bir koç burcuysanız biriyle bir birlikte olabilir ve böyle kendinizi zirvede psikolojik olarak, aşk olarak çok yükselmiş hissedebilirsiniz. Bence güzel bir aşk söz konusu burada. Birlikteliğiniz varsa var olan birlikteliğiniz daha da gelişebilir, daha keyifli, aşk dolu bir ay geçirebilirsiniz. Ama yoksa da biriyle birlikte olabilirsiniz. Çünkü böyle tepeye tırmanmış, böyle el ele iki kişi çıkmış. Yani genel anlamıyla bence bu fal güzel çıkmış. Sıkıntıların, dertlerin böyle biraz aralanacağı, güneşin doğacağı güzel bir haber. Bir de hızlı hızlı haberleriniz olacak. Her ne bekliyorsanız bu ay böyle daha hızlı olacak sanki. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkmış? Pardon. Bakalım tabağımızda neler çıkmış. Bakın tabağınızda böyle yalnız başına düşünen bir insan çıkmış. Sanki böyle şöyle bir dünya gibi düşünün. Bütün dünyadaki her şeyi sanki dert ediyormuşçasına böyle her şeyi içinize atmışsınız ve her şeyin sorumluluğunu almışçasına böyle kendinizi yorgun ama bir o kadar da hayata karşı böyle sorgulayıcı bulabilirsiniz bu ay. Sanki bu ay böyle bütün dünyanızı yani hayatınızda olan biten her şeyi, herkesi sorguladığınız bir ay geçirebilirsiniz. Dönem dönem insanlar böyle olur. Bir silkelenirsiniz, bir durgunlaşır, kendinize gelirsiniz. Hani bu dünyada neler oluyor ya? Yani hani ben ne yapıyorum? Ben neredeyim? Bu ilişki nerede? Bu ilişki daha nereye gidebilir? İşte sorumlulukları hep ben mi üstleneceğim? Karşı taraf bir şey yapmayacak mı? Böyle her şeyi sorguladınız. Bakın dünya sanki önünüzde. Siz böyle ayakta dimdik düşüncelisiniz. Yine koç burçları her zaman diktir. Çok güçlü karakterlerdir. Her sorumluluğu da alabilen insanlardır. Ama bu sorumluluklarınızı, bu hayatınızı sorguladığınız bir ay geçirebilirsiniz. Hani sorgulamak bazen iyidir. Bazı şeyleri değiştirmek için farkına varmak lazım. Belki de bu ayı sorguladıktan sonra yapmanız gerekenleri daha iyi analiz edebilirsiniz, daha iyi bir yol alabilirsiniz. Bu ayı böyle biraz daha dünyanızı hem değiştirmek hem de sorgulamak için
vakit ayırarak geçirebilirsiniz. Sanki böyle küçük küçük gözyaşı dökmüşsünüz. Yani bu yaşadığınız dünyanın içerisinde, kendi yani yaşantınızın içerisinde size böyle 2-3 şey ya da 2-3 kez aynı şey böyle dert etmiş ve size gözyaşı döktürmüş olabilir. Belki de bunları sorgulayacaksınız. Arkanızda kalan 2-3 olay yaşadıysanız bu olaylara dönüp bakacaksınız ve onlarla ilgili artık net kararlar alacaksınız. Bakın etrafı çok temiz çıkmış bu dünyanızın etrafı. Yani sorguladıktan sonra alacağınız kararlar, ben şöyle düşündüm bunu açınca direkt. Büyük ihtimalle böyle hayatınızla ilgili büyük kararlar alacaksınız. Ama ayakta dimdiksiniz. Bu aldığınız kararlarla ilgili çok net olacaksınız. Ama sonrası çok temiz olacak. Böyle dünyanız sanki aydınlanacak. Belki de artık silkelenip yapmak gerekiyor, yapmak istediklerinizi. Bir süredir ertelediğiniz şeyler varsa bence onlar için artık dünyanızı değiştirip dimdik ayakta durabileceğiniz bir döneme giriş yapacaksınız. İşte uzun zamandır bir iş istiyorsanız artık silkelenip daha güçlü bir şekilde arayışa geçeceksiniz. Ya da kendi işinizi kurabilirsiniz. Ya da işte artık bir ilişkiye başlamak istiyorsanız karşı tarafa tam yeşil ışık yakıp bu ilişkiye başlayabilirsiniz. Ama bitirmek de isteyebilirsiniz. Ama daha net olacağınız, dünyanızı böyle değiştirdikten sonra daha böyle ferahladığınız bir ay geçirebilirsiniz. Zaten bazen şey yapmak gerekiyor. Hayata arada bir durup böyle bir bakmak gerekiyor. O kadar böyle koşturuyoruz ki sabah kalk, işe git, sorumluluklar, çocuk, işte eşler, maddi sorunlar vesaire. O kadar böyle dünyamızda boğuluyoruz ki içimize dönüp hani ben neredeyim, ne yapıyorum, bir yıl sonra nerede olacağım, yani bu ilişki nereye gidiyor, ben burada çalışıyorum ama sonu ne olabilir, ben burada çalışıyorum ama başka bir yerde çalışsam benim için daha iyi mi olur, bunları çok sorgulamıyoruz. Hani böyle robot gibi sabah kalkıp görevlerimiz, sorumluluklarımız neyse hep onları yapıyoruz. Bazen bu süreçler insana çok iyi gelir. Bence Koç burçlarına bu ay çok iyi gelecek. Oturup belki de düşüneceksiniz bu ay hayatınızla ilgili şeyleri. Belki sağlığınızla ilgili yapmanız gereken şeyler vardır, onları yapacaksınız. Çocuklarınızla ilgili yapmanız gereken şeyler vardır. Sanki dünyanızı değiştirip ama ayakta daha dik durduğunuz, daha böyle aydınlattığınız dünyanızı bir ay geçireceksiniz. Bunlar için bence bir adım atacaksınız. Bazen değişiklikler insanın canını acıtır. O zaman belki gözyaşı dökebiliriz. Bazen ayrılıklar iyidir. Ben her ayrılığın kötü olduğunu düşünmüyorum. Bazen işten ayrılırsınız. Sizin için daha iyi olur. Çünkü daha güzel bir iş bulabilirsiniz. Bazen eşten, yani bu flört ettiğiniz birinden olabilir, ayrılabilirsiniz. Bu belki sizin için daha iyidir. Sizi beslemeyen, sizi mutsuz eden, sizi aşağıya çeken bir ilişki varsa onu bitirmek de bazen hayırdır. İşte bazen arkadaşlıklar yıllarca çocukluk arkadaşıdır, işte dostunuzdur ama belli bir süre sonra artık başka dünyalar oluşur. Çünkü yıllar insanları değiştirir. Bazı insanlar gelişemez, değişemez ama siz gelişmiş ve değişmişsinizdir. Artık aynı kafada değilsinizdir. Yılların hatırı vardır ama biraz mesafe koymak gerekir araya. İşte bu soluklandığımız ve sorguladığımız dönemde işte bunlara net bir karar verebilirsiniz. Siz zaten çok güçlü karakterlersiniz. Yönetici karakterde insanlarsınız. Bence hayatınızı yönetip şöyle şekillendireceğiniz, dünyanıza böyle hani farklı bir yönden bakıp yol alabileceğiniz bir ay geçirebilirsiniz. Umarım da sizin için en hayırlısı olur. Bakın şurada bir de şimdi şu an şeyi fark ettim. Bakın şurada bir hamile kadın var. Etrafınıza hamile bir kadınla ilgili haber alabilirsiniz. Bakın göbeği çıkmış bariz bir şekilde. Eğer ki siz istiyorsanız Koç burçları bebek haberi alabilir ya da çocuk, torun, kardeşlerinizden olabilir ama böyle bir hamile bir kadın çıkmış. Hamile haberi alabilirsiniz etrafınızdaki birinden. Umarım her şey gönlünüzce olur, dilediğiniz gibi olur. Hatta dilediğinizden çok daha iyi olur. Bence hayatta bir şeyler istiyorsak adım atmamız gerekiyor. Hani sadece isteyip bırakmak yetmiyor. Pozitif düşünürlerken hani bazen dalga geçerler ya pozitif düşüncelerle ilgili. İstiyorum, o zaman olsun. Sadece istemek değil olay.
İstedikten sonra adım atmak. Gerçekten insan bir şey istiyorsa zaten aklına koyduysa sonrasında başlıyor onunla ilgili adımlar atmaya. Belki de bu ay sizin için yapmanız gerekenler için adım atmanız gereken ve dünyanızı daha güzelleştirmeniz gereken bir ay. Umarım her şey gönlünüzce olur. Hatta beklediğinizden, umduğunuzdan çok daha güzel olur. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın.